bize gelen bir soru şöyle. Üstad neden kendisi için biçare, zayıf, kusurlu kardeşiniz gibi ifadeler kullanmıştır? Şimdi malum üstadımız bir ölçü veriyor bize. Büyüklüğün şey nedir? Tevazudur, küçüklüktür. Yani kendisini küçük göstermek. Peki küçüklüğün ve güdüklüğün şeyi nedir? Göstergesi nedir? Büyüklenmektir, gururlanmaktır. Değil mi? Hayat-ı içtimaiyede görmek ve görülmek için bir pencere vardır. Herkesin kâmeti kıymetine göre diyor üstadımız. Eğer o pencere kâmeti kıymetinden yüksekse bu zat ne yapacak? Tekebbürle tetavül edecek. Yani kendisini yüksek göstermeye, boynunu uzatmaya çalışacak. Eğer o pencere kâmeti kıymetinden düşükse o zaman takavvüs ile değil mi? O manada kendisi eğilmekle oradan görmeye ya da görmeye çalışacak. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin kendisini bu manada tevazuyla değil mi? İnsanları arz etmesinin arkasında yüksek bir ruh var aslında. Mesela Hazreti Mevlana diyor ki bir dal diyor meyve verdi mi diyor yere doğru sarkmaya başlar. Meyve vermeyen dallar yukarıya doğru uzamaya başlıyor. Kavak örneğinde Kavak gibi buydu. mesela. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar mütevazı bir zat idi ki sanki dünyanın bütün meyvelerini üzerinde taşıyan bir ağaç gibi yerlerde sürünüyor tabiri caizse. Hem peygamber hem devlet reisi hem de suyu ashabına dağıtan bir zat. Emsali var mı dünyada? Bir taraftan da kendisine bu kavmin efendisi kimdir diye sorulduğu vakit bir yerin efendisi oraya hizmet edendir demek suretiyle hem benim diyor hem de bütün asıllara da bir yerin efendisi nasıl olunur onun da dersini vermiş oluyor. Şimdi Özanisten'in kendisini insanlara tanıtırken benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz demesi ya da kendisini bir ayna gibi görüp bu ışığın zati malı ben değilim güneştir demesi bütün bunlar hepsi hem hakikati ifade ediyor hem de yüksek bir ruhun varlığını bize ifade ediyor. Eğer verilen şeyler, güzellikler, iltifatlar, yapılan iltifatlar Bezansiye tarafından diyelim mesela hepsi kabul edilse daha da fazla bu manada kendisi de üzerine zam etmek suretiyle, artırmak suretiyle de kendisini ifade etmeye çalışmış olsaydı o zaman arkada değil mi? Yüksek bir ruhun değil de küçük bir ruhun olduğunu görecektik. Yani akıl gözüyle. Çünkü bu zat haşa küçük ki kendisini büyütmeye çalışıyor diyecektik. Ama kendisini küçültmekle, tevazu etmekle Cenab-ı Hak onu yüceltmiş ve yükseltmiş. Men tevada refaullah. Bu hadis-i şerif malumunuz. Kim tevazu gösterirse Allah onu ne yapar? Yüceltir. Şimdi üstadımızın burada bir şeyi var mesela. Kendi talebeler içine diyor. Aziz Sıddık, kahraman, fedakar, sebatkar kardeşlerim diyor mesela. Bütün bunları kime? Muhataplara. Ama kendisi için çok enteresan tabirler kullanıyor. Ey Rabbu Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim senin Said ismindeki mahlukun ve maslun ve abdin hem asi hem aciz hem cahil hem gafil hem alil hem zelil hem musi hem musin hem şaki hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde gibi tabirler görüyoruz ki yani biz diyoruz ki Allah Allah Bediüzzaman seri böyle kendisine diyorsa değil mi? Elbette biz daha ciddi manada kendi nefsimizi gözden geçirmemiz lazım diye çok muazzam da bir ders veriyor. Demek ki üstadımızın kendi nefsine yaptığı bu manadaki mütevazi ifadeleri kendisi için doğru ama bir taraftan da bize de muhatapları da ciddi manada ders veren bir niteliğe sahip yani. Evet. Yani tevazularını gelecek asırlara da taşıyor yani. Taşıyorlar, ders veriyorlar. Ya.